Şimdi dün altılı masa bir araya geldi. Altılı masanın iktidara gelirse yapacaklarını sıraladığı ortak mutabakat metni açıklandı tam 240 sayfalık metinden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim barajı, ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarının ne olacağı anlatıldı. O 240 sayfalık ortak metinde. Şimdi metinde olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti. Dün neler yaşandı? Ankara'ya dönelim. Melike Görür karşımızda olacak. Melike detaylı bir şekilde aktaracak. Söz sana bırakıyorum. Altılı Masa'nın hükümet programı yani seçim beyannamesi dün Ankara'da genel başkan yardımcıları tarafından açıklandı. O lansmanda genel başkanlar da vardı. Genel başkanların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da vardı lansmanda. Ve bu metin ise 240 sayfadan oluşuyor. 9 ana başlık 75 alt başlığı var ve toplamda 2500 başlığında maddeyi içeriyor. Peki o 9 ana başlık neler? Onlardan da bahsedelim. 9 ana başlık arasında hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politikada vardı. Ve dikkat çeken maddeler de vardı. Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi, siyasi partilerin kapatmak için meclis izninin zorunlu hale getirilmesi, seçim barajının %3'e düşürülmesi de vaatler arasında arasında yer aldı. Eğitim politikalarına yönelik vaatler de vardı dün o 200 sayfalık metinde seçim e, dijital cihazlara vergi indirimi, aylık 5 GB'lık internet, orta öğretimde İngilizce ve kodlama ağırlıklı hazırlık sınıfı gibi başlıklarda dikkat çekti. Muhalefetin vaatleri arasında olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti aslında. Onlardan biri de İstanbul Sözleşmesi'ydi. CHP ve İyi Parti Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını sık sık eleştiriyor ve eğer iktidara gelmeleri halinde de İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesinin vaadini veriyorlardı. Ancak buna karşılık dünkü metinde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Bunun nedeni ise Saadet Partisi'nin bu konuda hassasiyet göstermesi olduğu öğrenildi. Ve buna karşılık Genel Başkan Yardımcıları arasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özler'le açıklama yaptığı sırada İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Bu da oldukça dikkat çeken bir enstantaneydi. Onun dışında ise tabii olan F35 alımı için ABD ile görüşme vaadi de vardı metinde. Ancak S400 hava savunma sistemi ile ilgili tasarrufu ne olacağısa metinde yer almadı. Toplamda 240 sayfadan oluşan o metin dün Ankara'da bir lansmanla açıklandı. Şimdi ise gözler artık 13 Şubat'a çevrildi. Çünkü 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde altılı masa toplantısı olacak ve orada adaylığın artık belirlenmesi bekleniyor. Açıklamanın ne zaman yapılacağı Henüz net değil. Onu da yine bu şekilde bir lansman halinde açıklanması bekleniyor ve yol haritası ile birlikte açıklanacak. Yani bakanlık dağılımı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı da belirlenecek. Adayla birlikte o yol haritası da açıklanacak.